Merhaba arkadaşlar. Arı Yayınları 8. sınıf Atölyem kitabında Beceri Temelli Mevcut adına Sorular Test 9'da dersimize devam ediyoruz. Sorulara başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci sorumuza bakalım. Aynı anda farklı pistlerden kalkan 4 farklı uçağın izlediği doğrusal yollar ve denklemleri aşağıda verilmiştir. Kalkış yaptıktan sonra uçakların yatayda aldıkları yollar eşit olduğuna göre hangi uçak diğerlerine göre daha yüksekte olur diye soruyor. Aslında hangisinin eğimi daha fazladır diye sormuş oluyor. Doğru denklemlerini vermiş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki doğru denklemleri verildiği zaman bizim kuralımız neydi? Y yalnız iken x'in kat sayısı eğimi veriyordu. Yani şöyle yazacak olursam y eşittir mx artı n şeklinde yazarsam buradaki x'in kat sayısı olan m bizim için eğimdi. O halde biz birinci uçaktan başlayarak birinci uçak diyorum. Eğimini hesap edelim. 6x eşittir 3y artı 18'de. Eksi artı 18'i sol tarafa gönderiyorum. 6x eksi 18 eşittir 3y. Her iki tarafı 3'e bölecek olursam bakın y yalnız kaldı. O halde y eşittir diyorum. 6x bölü 3 eksi 18 bölü 3 olarak düşünelim. X'in kat sayısı 6 bölü 3'ten buradaki eğimimiz 2'dir diyoruz. Devam ediyorum. İkinci uçağım. Y eşittir 2x artı 13. Arkadaşlar y yalnız zaten. O halde x'in kat sayısı olan 2 bize eğimi veriyor. Eğim burada 2'dir diyorum. Üçüncü uçağa bakıyorum. Y eşittir 4x artı 11. Y yalnızken x'in katsayısı eğimi veriyordu. O halde buradaki eğimimiz de 4 oldu. Son olarak dördüncü uçağa bakalım. 4y eşittir 3x artı 9'dan her iki tarafı 4'e bölersek y eşittir 3x bölü 4 artı 9 bölü 4 gibi düşünürsek arkadaşlar burada x'in katsayısı 3 bölü 4 dördüncü uçağın eğimi olmuş oluyor. Buradaki en fazla eğim nerede arkadaşlar? En fazla eğim 4 ile 3. uçakta oluyor. O halde en yüksek uçak burada 3. uçak olacak diyorum. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet, ikinci soruya bakıyorum. Çamaşır makinelerinin gürültüsüz çalışabilmesi için yüzey olan eğimlerin sıfır olması gerekmektedir. Bu eğimi ayarlayabilmek için makinenin altında ve dört köşesinde birer ayar vidası vardır. Ayar vidaları sağa doğru bir tam tur döndüğünde 2 cm yükselir. Sola doğru tam bir tur döndüğünde 2 cm alçalır diyor. Makinenin yüzeyi olan eğimi sıfır iken şekil 1 ve şekil 2'de ayaklarının arasındaki uzaklıkları 60 cm olan makinenin sağ tarafındaki ayar vidaları 2 tam tur sola, sol tarafındaki ayar vidaları 1 tam tur sağa çevrildiğinde şekil 3 elde ediliyor. Buna göre son durumda makinenin eğimi kaç olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şekil ortaya çıkıyor? 2 tam tur sola döndürüldüğünde, sola döndüğü zaman arkadaşlar ne oluyordu bakın? Sola döndüğü zaman 1 tam turda 2 cm alçalıyordu. O halde 2 tam turda sola çevrilirse diyelim. İki çarpı 2'den 4 santimetre alçalır diyoruz. Sağ tarafındaki arkadaşlar bir tam turda sol taraftaki vidalarda bir tam tur sağa çevriliyor. Bir tam tur sağa çevrilmesi
2 çarpı 1'den 2 santimetre yükselir deriz. O halde arkadaşlar son durum şöyle bir grafikle gösterilecek olursa. Şöyle gösterecek olursam. Şu makinenin kendisi olsun. Şurası 4 santimetre arkadaşlar. Burası 2 santimetre olsun. Ve makinenin son durumu da şunun gibi olsun. Bakın şurası 2 santimetre yükseldi. Burası 4 santimetre aşağı doğru geldi. O halde bizim çamaşır makinemizin eğimi arkadaşlar. Çamaşır makinesi şurası. Burası değişmiyordu. Burası neydi? 60 santimetreydi. O halde normalde bakın ben bu 4'ü buraya taşıyacak olursam 4 taşırsam demek ki burası yüksekliği 6 santimetre olacak diyoruz. Eğime hesap edecek olursak eğim eşittir. Dikeyde 6 santimetre. Yatayda 60 santimetre. 6 bölü 60. Sadeleştirecek olursam 1 bölü 10 olur diyorum. Cevap şıklarına baktığım zaman A şıkkının doğru cevap olduğunu söylüyoruz. Evet, üçüncü soruya bakıyorum. Bir site girişindeki açılır kapanır güvenlik bariyeri görseli aşağıda verilmiştir. Bariyerlerin uzunlukları birbirine eşit ve 10'ar desimetredir. Yani şurası da 10 desimetre arkadaşlar. O halde toplama 20 desimetre diyelim. Bariyerler aynı anda aynı açıyla açılmaktadır. Bariyerler şekil 2'deki gibi açıldığında eğimleri 3 bölü 4 olmaktadır. Açık bariyerlerin uç noktasının A ve B noktaları arasında bulunan yere paralel çizgiye dik uzaklığı 6 desimetredir. Yani şu yükseklik arkadaşlar bakın 6 desimetredir diyor. Şu yükseklikler 6 desimetredir. Şekil 1'de bariyerlerin ucu birbirine değmektedir. Yani aralarında boşluk yoktur diye söylüyorum. Buna göre şekil 2'deki gibi bariyerler açık olduğu anda uçları arasındaki mesafe kaç desimetredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar normalde eğimimiz 3 bölü 4'müş. Eğim 3 bölü 4'tü. Eğim neydi? Ben buraya mesela x diyecek olursam dikey bölü yataydı. Yani 6 bölü x'tir diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak 3x eşittir. 6 kere 4 24. Her iki tarafı 3'e bölecek olursam x'in 8 desimetre olduğunu görüyorum. Bakın şurası 8 desimetre. Burası da 8 desimetre. A ve B arasındaki toplam mesafe 20 desimetreydi. O halde ben 8 ve 8 desimetreleri topluyorum. 16 desimetre oldu. 20 desimetreden çıkartırsam aradaki uzaklığın mesafenin 4 desimetre olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Nerede? Şurası 4 desimetredir diyoruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet, dördüncü soruya bakıyorum. Araç tamirhanelerinde araçların alt bölümlerinin bakım ve onarımlarını yapmak için araçlar yanındaki gibi eşit bölümlendirilmiş araç liftleri ile yukarı kaldırılır. Araç liftlerinin güvenli olabilmesi için aracın lift üzerindeki eğiminin en fazla %2 olması gerekmektedir. Lift üzerinde bulunan ayakların her bir kademe yukarı çıkması aracın yerden 10 cm yukarı kaldırması anlamına gelmektedir. Yanda verilen liftlerde sağ ve sol ayaklar ayrı ayrı çalışmaktadır. Buna göre yukarıdaki lift üzerinde verilen araçlardan hangileri güvenli durumda değildir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar birinci şekle baktığımız zaman bakın yükseklikleri eşit. Burada herhangi bir eğimden söz edemeyiz. Buranın eğimi sıfırdır. Yani bu güvenlidir diyoruz. Şimdi ikinci şekle baktığımız zaman şöyle bir dik üçgen düşünebiliriz. Burada yüksekliğimiz her birisi 10 santimetreydi. İki tane yüksekliğimiz var 20 santimetredir. Genişliğimiz değişmedi. 180 santimetre. O halde ikinci şeklin eğimi diyorum.
20 bölü 180 sadeleştirecek olursak arkadaşlar 20 bölü 180 sıfırlar gitsin. 2 bölü 18 sadeleştirirsen 1 bölü 9'dur. Eğimi %2 olursa güvenliydi. %2'den fazla olmaması gerekiyordu. Yani ben bunu da %2 şeklinde yazayım. O halde 1 bölü 9 %2'den nedir arkadaşlar? Daha büyüktür. O halde güvenli değildir diyorum. Üçüncü şekle bakalım. Üçüncü araca bakıyorum. Şöyle bir dik üçgenimizi oluşturalım. Bakın sadece bir birim yükseltilmiş. Demek ki yükseklik 10, yatayda 180 olacak. Eğim eşittir. 10 bölü 180. Sadeleştirirsem 1 bölü 18'dir. 1 bölü 18 de yine 2 bölü 100'den arkadaşlar daha büyüktür diyorum. İsterseniz payları eşitleyecek olursak bakın bu ne olur? 2 ile genişletecek olursam 2 bölü 36 olur. 2 bölü 100 diyelim. Payları eşitleyen paydası küçük olan büyüktü. O halde 2 bölü 36 yani 1 bölü 18 daha büyüktür diyorum. Bu da güvenli değil diyoruz. Hangileri güvenli değil arkadaşlar o zaman? 2 ve 3 güvenli değildir diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı oluyor. Evet, 5. soruya bakıyorum. Aşağıdaki gibi kareli bir düzlemde A noktasında B ve C okları yönünde yürümeye başlayan kişiler görünen eğim değiştirme çizgilerinde eğimlerini 0,10'da bir azaltarak yollara devam etmişlerdir. Buna göre oklar yönünde yürüyen kişiler kareli düzlemin en üst bölgesine ulaştıklarında eğimleri toplamı kaç olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Bakın 1, 2, 3 tane eğim değiştirme çizgisi var. Ve burada her birisini 0,10'da bir azaltması gerekiyor. Şimdi öncelikle B yönünde giden kişinin eğimine bakacak olursam B oku yönünde giden kişinin eğimi bakın arkadaşlar şurası 1 yatayda da 1 1 bölü 1'den eğim 1'dir diyorum. Bunu 3 kez azaltması gerekiyor. 0,10'da 1 olarak azaltacak. O halde 3 çarpı 0,10'da 1 diyorum. 0,10'da 3 olur diyoruz. Eğim ne kadar değişir? Normalde eğim 1'di. 0,10'da 3 azaltırsak 1'den 0,10'da 3'ü çıkartacak olursam eğimi son durumda 0,10'da 7 olur diyorum. C yönünde giden kişiye bakacak olursam eğimi bakın yükseklik 1, yatayda 2. Buradaki eğim normalde 1 bölü 2'dir. Bu da yine arkadaşlar 3 kez 0,10'da 1 azaltacak. 3 çarpı 0,10'da 1 azaltacak diyoruz. Yani 0,10'da 3 azaltması gerekiyor. 0,10'da 5'i, 10'da 1, pardon 1 bölü 2'yi istersek 5 bölü 10 buna 0,10'da 5 olarak yazarsam 0,10'da 5'ten 0,10'da 3'ü çıkartacak olursak 0,10'da 2 olur diyoruz. O halde son durumda eğimleri toplamı 0,10'da 7 artı 0,10'da 2'dir. Bunu da 0,10'da 9 olarak ifade ederiz. Doğru cevabımız B şıkkı oluyor. 6. soruya bakıyorum. Akrobatik kaykay hareketlerinin birçoğu eğimli pistlerde yapılır. Aşağıdaki tabloda pistin eğim aralığına göre yapılabilecek hareketler verilmiştir diyor arkadaşlar. Aşağıda bir kaykay pisti verilmiştir. Pist aynı eğime sahip özdeş rampalardan oluşmaktadır. İki rampa arasındaki mesafe 12 santimetre, 12 metre olup pistin uzunluğu 20 metredir diyor arkadaşlar. Rampaların yükseklikleri 80 santimetre olduğuna göre yani şuraları 80 santimetre. Şimdi arkadaşlar şurası ne kadar yapıyor? Yani yatayda bizim rampanın eğimini bulabilmek için yatayları bilmemiz gerekiyor. Niye? Bizden neyi soruyor çünkü? Hangi hareketleri yapabilir diye soruyor. Yani eğimleri hesap etmem gerekiyor. Şimdi toplamı 20 metreydi. Bakın. Biz 20 metreden
Aralarındaki mesafe 12 metre. 20'den 12'yi çıkartacak olursam 8 metredir şu iki rampanın yataydaki uzunlukları toplamı. O halde 8'i 2'ye bölüyorum. Demek ki 4 metredir diyoruz. 4 metreyi de 400 santimetre olarak ifade edelim. Yani şuralar 400 santimetre. O halde rampaların eğimi diyelim arkadaşlar. Dikey 80'di. Yatay 400. Bunu sadeleştirecek olursak her ikisini ne yapalım arkadaşlar? Her ikisini 4'e bölelim direkt. Yüzde olarak ifade edebilmek için. Yüzde 20'dir. Yani 0 tam 10'da 2'dir diyebiliriz. Şimdi 0 tam 10'da 2 yukarıdaki hareketlerden hangilerinin aralığına girer diye düşünüyorum. Şimdi birinciye baktığım zaman tek tek yere bakıyorum. 0 tam %5 ile 0 tam 10'da 3 var. 0 tam %5 küçük olacak. 0 tam 10'da 3 arkadaşlar. Bizim 0 tam 10'daki ikilik eğimimiz evet bu araya girer diyoruz. O halde tek teker hareketini yapar arkadaşlar. Daha sonra 0 tam 10'da 4 ile 0 tam 10'da 8 arasına girmez. Yani burgu dönüşü yapamaz. 0 tam 10'da 1 ile 0 tam %15 arasına girmez diyorum. Son olarak da 0 tam 10'da 1'den 0 tam 10'da 2 büyüktür ve 0 tam 10'da 8'den de küçüktür diyoruz. Yani çember dönüş hareketinde yapabilir diyoruz. O halde cevap şıklarımıza ne arıyoruz? Tek teker ve çember dönüş arıyorum. Bakıyorum tek teker ve çember dönüş C şıkkında doğru cevabı görüyoruz. Evet, 7. soruya bakıyoruz. İki farklı vinç büyük bir beton bloğu iki ucundan aşağıdaki bir kaldırmaktadır. Birinci vinçte bulunan kaldırma dişlisi bir tam tur döndüğünde vince bağlı olan uç kök 3 metre. İkinci vinçte bulunan kaldırma dişlisi bir tam tur döndüğünde vince bağlı olan uç kök 12 metre havaya kalkmaktadır. Beton bloğa bağlı olan halatlar yeterince uzundur. Vinç uçlarının arasındaki dik uzunluk kök 3 metredir. Şurası da bakın şurası da yataydaki uzunluk kök 3 metredir demiş. Buna göre birinci vincin kaldırma dişlisi 4 tam tur. İkinci vincin kaldırma dişlisi 3 tam tur dönerse beton bloğun görünümü yukarıdaki gibi olduğunda aşağıdaki eğimlerden hangisi olur diye soruyor. Aslında şöyle düşünüyorum. Öncelikle şu kök 12'ye bakacak olursam kök 12 demek arkadaşlar 2 kök 3 demekti. Şimdi şu şekli şöyle dik üçgen haline getirelim bir. Birinci vincin kaldırma dişlisi 4 tam tur atıyor arkadaşlar. Yani şurası 4 tam tur atıyor. O zaman kök 3 kaldırıyorsa yani şunun yerden yüksekliği 4 çarpı kök 3'ten 4 kök 3 olmuş diyorum. Şurası 4 kök 3'tür. Devam ediyoruz. İkinci vinç arkadaşlar ne yapıyordu? Kök 13, 12 kaldırıyordu. O da 3 tam tur atıyor. O halde şunu ben 3 ile çarpacak olursam 6 kök 3'tür diyoruz. Şunun yerden yüksekliği arkadaşlar. Toplamı 6 kök 3 oldu. Peki bize ne gerekiyor eğim için? Dik üçgendeki, şu dik üçgendeki dikey uzunluk. Bakın 6 kök 3'ten 4 kök 3'ü çıkartırsam 2 kök 3'tür. Neresi arkadaşlar? Şu rengi değiştirelim karışmasın. Şurası 2 kök 3'tür. Yatay da zaten kök 3'tü. O halde eğimi hesap edecek olursam dikey 2 kök 3 bölü kök 3'tür diyoruz. Kök 3'ler birbirini götürürse eğimimiz 2 olur diyoruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet, 8. soruya bakıyorum. Bu da son sorumuz bu testte arkadaşlar. Bir dik üçgende kenarlar arasında x kare eşittir y kare artı z kare bağıntısı vardır diyor. Bunu daha sonraki konularımızda göreceğiz. Aslında hipotenüs bağıntısından bahsediyor. Pisagor'dan bahsediyor. Emre bir duvarı
ayak uçları duvardan 30 santimetre olacak, ileride olacak şekilde yandaki merdiven dayamıştır. Bakın şurası 30 santimetre. Merdivenin bu durumdaki eğimi 4 bölü 3 olmaktadır. Merdivenin ayak uçları sabit ve merdivenin basamakları arası ile alt ve üst boşluklarının uzunluğu eşit ve santimetre cinsinde santimetre biriminde doğal sayı olacak şekilde merdiven kaç basamaklı olamaz diye soruyor. Şimdi eğimimiz arkadaşlar 4 bölü 3 ise yatayda 30'sa ben buraya eğer x diyecek olursam yatay 30'du. Burası x olacak olursa bakın 10 katı olduğu için çarpı 10 diyorum. Buraya da çarpı 10 diyecek olursam x eşittir 4 çarpı 10'dan 40 olur diyoruz. Yani şurasının yüksekliği 40'tır diyorum. Bu bağıntıyı kullanacak olursam arkadaşlar şu dik olan kenar bakın buraya y dersem o halde y'yi bulacak olursak arkadaşlar yani dik olan köşenin karşısındaki dik olmayan kenardan bahsediyoruz aslında. Y'nin karesi 40'ın karesi artı 30'un karesine eşit olmalı. O halde y kare 1600 artı 900'den y kare eşittir 2500'dür diyoruz. Buradan y'nin değerini her iki tarafın karekökünü alacak olursam 50 santimetre olarak buluruz. Yani şu merdivenin yüksekliği 50 santimetre oluyor. Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Merdiven basamak sayısı aralardaki boşluklardan boşluk sayısından biri eksik olmalıdır. Yani şöyle düşünün. Burada diyelim ki 5 tane basamak varsa arkadaşlar o zaman ne olur? 4 tane aralık oluşur. Mı diyelim. Basamak sayısı evet. Boşluk sayısında bir eksik olacak. Yani boşluk eğer 5 ise aralık 4 olacak gibi. Bu boşluk bu da basamak sayısı diyelim. Şöyle böldüğümüzü düşünelim bakın. 1 2, 3, 4 basamağı böldüğüm zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk oluşuyor. O halde arkadaşlar ne olması gerekir diyoruz. Şuraya yazalım isterseniz. Merdiven basamak sayısı basamaklar arasındaki boşluk sayısından bir eksik olmalıdır diyelim. Evet. Şimdi şıkları inceleyecek olursak arkadaşlar bizden ne istedi? Basamaklı olamaz diye söyledi. O halde şöyle düşünebilirim. Mesela şu 4 arkadaşlar 5 basamaklıdır. Şu 10 basamaklıdır. Eğer 11 basamak olursa arkadaşlar 11 basamak olursa 12 aralık olur. 24 basamak olursa 25 aralık olur diyoruz. Burada 50'ye tam bölünemeyen, 50'yi tam bölmeyen sayıyı arıyoruz. Bakın arkadaşlar 12 50'yi tam bölmez diyoruz arkadaşlar. O halde sorumuzun cevabı 11 olur diyoruz. Niye? Çünkü 50 bölü 12 küsuratlı bir sayı çıkar arkadaşlar. Yaklaşık 4.1 gibi 4.2 gibi bir sayı çıkar. O halde cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Diğer şıklardaki bakın 5, 10 ve 25 basamaklı olabilir diyorum. Çünkü onlar 50'yi tam olarak bölerler diyoruz arkadaşlar. Evet, burada dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.